Merhaba, bu dersimizde Go programlama dilinde Go rutinleri inceleyeceğiz. Go rutin nedir, nasıl kullanılır ve neden kullanılır? Bunları inceleyerek başlayacağız. Öncelikle bunun için kısa bir tur yapalım. Gördüğünüz gibi küçük bir tanımımız var. Bir Go rutin nedir? Bir Go rutin, Go tarafından çalışma zamanında yönetilen hafif bir iş parçacığıdır, yani thread'tir. Bir Go rutin, Go tarafından çalışma zamanında, yani runtime'da yönetilen hafif bir iş parçacığıdır, thread'tir. Buna da lightweight thread denir. Öncelikle şöyle bir metodumuz olduğunu düşünelim. F ile başlıyor, dışarıdan, yani adı F, dışarıdan da 3 tane parametre alıyor, x, y ve z. Bunu Go rutinle çalıştırabilmek için gayet çok basit bir söz dizim var. Başına Go kelimesini koyarak çalıştırmamız yeterlidir. Go F şuradaki verileri yazdığınızı düşünün. Fonksiyonu çalıştıran yeni bir Go rutin başlatılır bu şekilde. F, X, Y ve Z ifadelerinin değerlendirilmesi, yani şu şekilde düşünürsek X, Y ve Z, bunu bir main fonksiyon içerisinde düşünün. Bu ifadelerin değerlendirilmesi mevcut Go rutin, yani ana Go rutin'de her uygulamanın bir thread'i, yani Go rutin'i olması lazım. F fonksiyonunun çalıştırılması ise yeni bir Go rutin'de gerçekleşir. Yani siz Go'yu yazdığınızda şuradaki X, Y ve Z bilgileri, değişkenlerin bilgileri tabii ki main fonksiyonun içerisinde işleniyor vesaire, değerler atanıyor filan. Onlar main fonksiyonunun Go rutininde değerlendirilirken, siz buna Go ile tanım yaptığınız için, Go ile çalıştır dediğiniz için F fonksiyonunun içerisindeki işlemler yeni bir Go rutinde çalıştırılır. Bu da size concurrency sağlar. Aslında bu kadar basittir. Sağ taraftaki örneğimizde şöyle bir durum var. Say adında bir function var. Dışarıdan string tipinde s parametresini alıyor. İçeride basit bir döngü var. Ne olduğu hiç önemli değil. Main içerisinde öncelikle say function'ı sıradan bir şekilde çalıştırıyoruz ve hello yazacak gördüğünüz gibi. Diğer say çağrımını ise go ile yapıyoruz. Başına go yazıyoruz sadece. Bunu go rutin ile çalıştır diyoruz. Bakalım. Bakın. Öncelikle world geldi. Sonra hello, hello, world vesaire gibi farklı farklı tanımlar geldi. Burada anlatmaya çalıştığım olay aslında basit bir söz dizimini anlatmaktır. Birazdan farklı örnekler yapacağız. Go kullanımı bu şekilde diyebilirim. Şimdi Visual Studio Code'a geçiyorum. Ve burada örneklerimizi yapmaya başlayacağım. Peki, Go rutin ile ilgili küçük bir örnek yapalım. Ve bunun üzerinden farklı bilgileri de anlatmaya çalışacağım. Öncelikle bir function oluşturuyorum. Xfunc olsun bunun adı. Ve dışarıdan herhangi bir parametre almazken bir şey de dönmüyor. For l 2 nokta üstte eşittir. Şöyle basit bir algoritmacık var. Ne olduğu önemli değil. Daha önce dediğim gibi. Burada amacımız Go'nun çalışma mantığını anlamak. O yüzden de bir örnek yapıyoruz. İçeride de println ile l'yi string'e dönüştüreceğiz. Bunu normal bir şekilde çalıştırdığımızda go run main go. Bakın şu şekilde bir çıktı üretiyor. Bakıyoruz A, B, C, D, yani harfleri A'dan Z'ye doğru bir şekilde sıraladığını görüyoruz. Değil mi? A'dan
Z'ye doğru başarılı bir şekilde sıralamış. Gayet güzel. Şurayı temizleyeyim. Şimdi basit bir Go rutin kullanımı diyerek şunun başına Go yazıyorum. Tek yaptım bu. Bakıyorum şöyle. Şimdi de Go X Funk'ın altına biraz bekletme, thread'i uyutma kodu yazıyorum. Diyorum ki 100 çarpı time nokta millisecond dedim. Kaydettim bunu. Şimdi tekrar çalıştırıyorum. Şu şekilde baktığımızda bakın yine A, B, C, D vesaire şeklinde Z'ye kadar başarılı bir şekilde bunu gerçekleştirdiğini görüyorum. Şimdi burada iki yani şunu başına yazmadığım ve yazdığım versiyonunda temel farklar şöyle. Birincisi başına Go koymadığımda Go rutin olmadan çalıştığı zaman ana uygulamamın default Go rutini ile çalışacak ve bu da birden fazla işlem yaparken her birinin aslında sırayla ve adım adım çalışmasını gerektirecektir. Yani siz buradaki işlem devam ederken mesela XFunk'ın içerisindeki işlem diyelim 1 saniye sürüyor. Onun altındaki işlem aslında buradaki işlem bitmeden devam edemez. Go kullanmadığınızı düşünürsek bu şekilde. Ve buradaki işlem biter ondan sonra bir alt satıra geçer ve bu da gene standart bir şekilde süreci devam ettirir. Örneğin 1 saniye ya da 2 saniye süren bir sıkıştırma işlemi var diyelim. O işi yapar ondan sonra 2 saniye sonra bir alt satıra geçer ve akış bu şekilde devam eder. Ama siz şu şekilde bir Go kullanımı yaptığınızda öncelikle uygulamanız burası için bakın ana thread'in yani ana thread'den kastım Go rutin halen devam ediyor şu an. Ama şuraya geldiği zaman bakacak ki bunun başında Go var yani yeni bir Go rutin tanımlanmış bunun için. O zaman yeni bir Go rutin oluşturacak. Yeni bir thread olarak düşünün. O thread gidip XFunk'ı çalıştırırken birden başlayacak ve beklemeyecek onu. Ana uygulama beklemeyecek. Onu çalıştıran Go rutin farklı bir Go rutin oldu artık. Onu çalıştırırken bizim uygulamamız hemen altından çalışmaya devam edecek. Ve gelecek diyelim şurada da farklı bir işlem var. Bu da işlem metodu olsun diyelim. Hemen gelecek buna. Buna da yeni bir Go rutin atadığınızda bu da aynı şekilde yeni bir Go rutinle çalışmaya devam ederken belki 10 saniye sürecek bir işlem. Ağır bir işlem diyelim ki. Bu işlem de ayrı olarak devam ederken sizin ana programınız kaldığı yerden uygulamayı çalıştırmaya devam edecek. Akış durmayacak aslında. Go rutinin temel mantığı budur. Bir thread gibidir ama bir thread değildir. Yani işlemci seviyesinde bir thread değildir. O ilk derste anlattığım thread'in kendisi değildir. Bir thread'le binlerce Go rutin yönetebilmenizi ve oluşturabilmenizi sağlayan bir mekanizmadır. Bunun başka bir örneği programlamada yok diyebiliyorum. O yüzden örnek veremiyorum. Bu yeni bir bakış açısı. Bir thread'le gerçek bir işletim sistemi seviyesindeki thread ile binlerce Go rutin oluşturabilmenizi ve uygulamanızın tamamen concurrency çalışabilmesini sağlayan, yani eş zamanlı çalışabilmesini sağlayan bir yeni özelliktir. Siz Go'yu yazdıktan sonra derleyici bunu kendisi yöneterek, yani Go'nun mimarisi bunu kendisi yöneterek arka planda işlemci seviyesinde oluşturduğu bir thread ile sizin binlerce thread modeli oluşturabilmenizi ve kullanabilmenizi sağlıyor. O yüzden çok değerli bir şeydir diyebilirim ve kullanmanızı tavsiye ederim. Bununla ilgili kullanma kısmında tavsiyeler neler oluyor diyebilirse diye sorarsanız burada
Herhangi bir sınırlama yok. Hani nerede kullanırız biz Go'yu derseniz. Herhangi bir yerde kullanabilirsiniz. Sadece programın akışını bozmayacak şekilde kullanmanızda yarar var. Burada bonkör davranabilirsiniz diyelim. Çünkü çok hafif bir thread'tir. Dediğim gibi normalde tek bir thread üzerinden binlerce thread oluşturmanızı sağlıyor diyebilirim. Şimdi thread ile ilgili, daha doğrusu goroutine ile ilgili küçük bir özet tanım daha yapmak gerekirse. Goroutine nedir? Goroutine, go kelimesiyle başlatılan ve bağımsız çalışan bir fonksiyondur. Çok ucuzdur. Yani maliyetleri çok yüksek değildir. Tek bir thread üzerinde çalışabildiği için. Binlerce, hatta yüz binlerce bu goroutine çağrısını kullanabilirsiniz uygulamalarınızda. Thread değildir. Yani işletim sistemi seviyesinde bir thread değildir. Bu anlamda belirtiyorum. Bir tane thread altında binlerce goroutine çalışabilir. Yani çok hafif, maliyetleri ve kaynakları çok az olan bir thread gibi düşünebilirsiniz bunu. Şimdi bu bizim basit bir örneğimizdi. İlk giriş örneğimizdi. Şimdi de paralel programlama Go'da nasıl yapılır? Onu da küçük bir örnekle, hatta aynı örnekle yapalım. Bunun için mantığı çok basit. Şuraları temizleyeyim. Bakın. Burayı aldım. Şu şekilde. Bunları açıklama satırı yapıyorum. Ve function'ım aynı. Dikkat ederseniz Go'yu silmedim burada. Şuradaki Go duruyor. Ama diyorum ki ben bu uygulamayı paralel bir şekilde çalıştırmak istiyorum. O zaman ne yapacağım? Öncelikle şuradaki for'un içerisindeki işlemi de yeni bir Go routine'e atıyorum. Diyorum ki dışarıdaki çağrım işlemi bir xfunc çağrımı Go routine'le yapılacak. O Go routine, o function içerisindeki işlemin her döngü içerisindeki parçası da bir Go routine olacak. Ve şuraya da bu alttaki kod çalışmadan önce runtime üzerinden diyorum ki go max proc procs 8 diyebiliriz. Ama standart olarak ben 1'i önereceğim. Bu şekilde kullandığımızda go run main go dedim. Bakın şimdi dikkat edin. Bu sefer paralel programlamanın şöyle bir durumu vardır. Paralel programlama verdiğiniz işi yapar ama hangisinin ne zaman olduğunu, hangisinin ne zaman biteceğini vesaire size garanti etmez. Çünkü farklı çekirdekler üzerinde gerçekleşir işlemler. Siz örneğin işlem yükü yoğun bir iş verirsiniz ve dersiniz ki bunu örneğin iki çekirdek üzerinde geliştir. Yani iki çekirdek üzerinde hesapla. Hatta süper bilgisayarlarda hani yüz binlerce çekirdek var. Bu işlemleri dağıtıyorlar ve her biri bir parçasını yapıyor ama her birinin bir parçasını yaparken hangisinin ne zaman bitirip de size cevap döneceğini garanti edemezsiniz. Farklı çekirdekler üzerinde gerçekleşiyor. Ama şunu garanti edebilirsiniz. Bu işlem bittiği zaman benim şu işim bitmiş olacak. Şu kadarlık bir parça iş bitmiş olacak. Sonra da bunları birleştirme, bu sonuçları birleştirme işlemine geçiyorsunuz. Burada da dikkat ederseniz ilk goroutine kullanmadan önce çalıştırdığım yöntemde A'dan Z'ye doğru başarılı bir, yani küçükten büyüğe sıralama vardı alfabetik olarak. Go'yu normal kullandığımda, yani şuradaki basit goroutine kullanımında gene A'dan Z'ye doğru bir sıralama vardı. Herhangi bir karışma yoktu. Ama paralel programlama yöntemini kullandığım zaman dedi ki Z başta. Bakın ilk önce Z çalışıyor. A, B, C, D, E, F, G, H vesaire
bu şekilde geldiğinde bir kere daha çalıştırayım. Gördüğünüz gibi gene standartların dışında bir kullanım oldu.